Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün anlatacağımız konu mola verme davranışı hakkında kısaca bilmeniz gereken her şey hakkında olacak. Bir çocuğa mola vermek aslında o çocuğu cezalandırmak değildir arkadaşlar. Sakinleşmelerine ve iyi davranışları kötü davranışlardan ayırt etmeleri için oldukça yararlı bir araçtır. Amerikan Pediatri Akademisi'nin bu konu hakkında bazı önerileri var. Bunları kısaca anlatmaya çalışalım, kısaca vurgulayalım ve ufak örneklerle konumuzu bitirmeye çalışalım. Bir mola nasıl olması gerekiyor arkadaşlar? Öncelikle bunun temellerini söyleyeyim. Bir çocuğu az asla uyarmadan mola vermiyoruz arkadaşlar. O yüzden önce çocuğunuzu durmazsa mola vereceksin şeklinde uyarın. Sonrasında eğer davranışına devam ederse o durumda mola vermeyi gerçekleştirin. İkincisi davranışını yani yanlış olan davranışını yani molaya girmesine neden olan şeyi ona açıklayın adlandırın. Mesela çocuğunuz elinde bir nesne var ve televizyona vurmaya çalışıyorsa hayır vurma gibi isimlendirin ve vurma davranışına devam ettiği için mola aldığını hatırlatın. Diğer taraftan çocuğa mola verdiğiniz köşenin sessiz ve odanın köşesinde onun yanlış anılar oluşturmayacağı bir yer olması lazım. O yüzden yatak odası ya da oyun odası mola vermek için uygun bir köşe değildir arkadaşlar. Sadece sessiz durabileceği ve odanın onun tarafından çok özel olmayan bir köşesi mola için en uygun köşedir. Diğer taraftan zamanlayıcı başlatın. Yani sonsuza kadar molanın süreceğini düşünmüyorsunuz muhtemelen. Bu yüzden her yaş için yaklaşık olarak 1 dakika olarak zamanlayıcı başlatın. Diyelim ki 2 yaşında bir çocuğunuz var 2 dakika bekletin. 3 yaşındaki çocuk için 3 dakika, 5 yaşındaki çocuk için 5 dakika mola vermeniz sizin için uygundur. Bu hem sonsuza kadar bunun devam etmesini engeller hem de çocuğun artan yaşla beraber daha büyük sorumluluk alması gerektiğinde onu hatırlatır. Çocuğunuz eğer mola alanını terk ederse geri dönmesini sağlayın. Zaman aşımı sırasında kriz geçirir, ortalığı birbirine katmaya çalışırsa bu durumda tehlike olmadığı sürece onu görmezden gelin ve tüm süreci sıfırdan tekrar başlatın. Yani zamanlayıcıyı sıfırdan tekrar başlatmanız gerekiyor. Altıncı madde aslında bununla alakalı. Eğer bir çocuk yerini terk etmişse ve sonrasında tekrar yerine getirmişseniz zamanlayıcı sıfırlar ve zamanlayıcı sıfırdan tekrar başlatın. Bitene kadar kalması gerektiğini, neden kalması gerektiğini ona anlatın ve bu şekilde onun algılaması için zaman tanıyın. Zamanlayıcıyı peki atlama mümkün mü evet 3 yaşın üstünde olan çocuklar kelimelerinizi cümlelerinizi çok daha net bir şekilde anlayabildikleri için çocukların kendi molalarını yönetmelerine izin verebilirsiniz sadece molanı ver kendini sakin hazır ve mutlu hissettiğinde kontrol altında hissettiğinde geri gelebilirsin gibi basit cümleler kullanarak çocukların bu sorumluluğu almalarını sağlayabilirsiniz bu zamanlayıcının yeni alabilir ve çocuğun kendini yönetme becerilerini öğrenmesine ve uygulamasına yardımcı olabilir. Bu strateji aynı zamanda daha büyük çocuklar için de geçerli olan ve daha doğru olan stratejidir. Burada söylediğim şeyler sadece çocuklar ya da ergenler için geçerli değildir arkadaşlar. Yetişkinlerin de mola vermesi gerekebilir. Bir çocuğun davranışını düzeltmek zor ve bazen sinir bozucu olabilir ve kendinizi stresli, kontrolden çıkmış hissedebilirsiniz tıpkı çocuğunuz gibi. Bu durumda çocuğunuza verdiğiniz molanın aynısını kendinize verin. Öncelikle çocuğunuzun oyun parkı, beşik, yatak odası gibi güvenli bir yerde olduğundan emin olun. Sonrasında bu verdiğiniz mola alanında sakinleşmek için herhangi bir şeyler yapın. Eğer müzikle sakinleşiyorsanız müzik dinleyin. Kitap okuyabilirsiniz. Meditasyon yapabilirsiniz ya da o andaki sinir stres oluşturan ve yanlış hareket etmenize neden olan davranıştan uzaklaştıran herhangi bir şeyi yapın. Kendiniz sakin hissettiğinizde gidin çocuğunuzu sarılın ve sıfırdan tekrar başlayın. Tıpkı çocuğunuzun yapmasını umduğu şey gibi siz de bunu yapın. Unutmayın arkadaşlar büyük anneler, büyük babalar, teyze, dayı kim bakıyor çocuklara her durumda bu davranışların Yanlış olan davranışların doğru şekilde aldandırılması ve doğru şekilde uygulanması gerekir. Yani siz eğer bir davranışı bir mola olarak isimlendirdiğiniz şekilde yapıyorsanız ve büyük anne büyük baba buna izin veriyorsa ya da dayı teyze kimse buna izin veriyorsa bu durumda aslında çocuğu siz cezalandıran oluyorsunuz onlar ödüllendiren oluyor ve çocuk bir şekilde daha çok hoşuna giden kişiler gibi yapmaya devam ediyor. Yani disipline edemiyorsunuz. Tüm disiplin araçlarında olduğu gibi arkadaşlar anahtar kelimemiz durdurmak istediğiniz, yapılmasını istemediğiniz davranış için her seferinde standart olarak aynı tepkiyi vermeniz gerekir. Tepkiler değişirse çocuğunuzun kafası karışır ve disipline etme ihtimaliniz düşer. Bir çocuğu disipline etmenin tek yolunun mola vermek olduğunu düşünmeyin arkadaşlar farklı metodlar farklı yöntemler var zaman geldikçe bunları konuşacağız daha fazla fikir almak için çocuk doktorunuzla görüşebilirsiniz ve çocuğunuz özelinde bazı spesifik adımlar atabilirsiniz bu konuyla ilgili benim size söylemek istediğim arkadaşlar burada bitiyor merak ettiğiniz bir konu ya da sizin çocuklarınızı disipline etmek için kullandığınız farklı bir yöntem varsa onu alt kısımda paylaşırsanız ben de daha doğrusu diğer annelerimiz babalarımız da bunu öğrenmiş olurlar şimdilik böyle olsun arkadaşlar görüşmek üzere